6 Şubat 4.17'de ben ayaktaydım. Aynen bu şekilde bilgisayarın başında haber yazıyordum. Bir sonraki gün haberlerini yetiştirme mücadelesindeydim. Deprem başladığında her zamanki gibi dedim. Yani bu çok kısa sürmez çünkü ev halkının hepsi uyuyordu. Kimseyi uyandırmaya gerek görmedim önce. Ama şiddet gittikçe arttı. Tabii o ana kadar elektrikler falan kesilmemişti daha. Ama ben depremi yaşıyorum. Herkesi uyandırdım. Çünkü her birimiz bir odadaydık. Ben salondaydım. Herkesi uyandırdım. Deprem oluyor. Çünkü ömrümde ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Deprem değildi sanki. Böyle bir kıyameti yaşıyorduk. Neyse ki ev halkı uyandı. Ev halkıyla bir araya geldik. Elektrikler kesildi o anda. Elektrikler kesildikten sonra dedim ya bilgisayarım açıktı işte ben haber yazıyordum. Bilgisayarım sadece ekran ışığı bulunduğumuz yeri aydınlatıyordu ama sarsıntı devam ediyordu ve artık şeyi hissediyorduk. Duvarların ayrıldığını, duvarların üzerimize doğru geldiğini hissediyorduk. Dedim Allah'ım nasıl bir şey bu? Yani biz kısa bir süre önce de gazeteci arkadaşlarla birlikte çök kapan tutun haberini yapmıştık. Depremde neler yapılacağını ama o anki şeyle tabii ki aklımıza hiçbir şey gelmiyor. Sadece ben dedim ki Allah'ım herkesi koru. Sadece bizi değil. Çünkü olayın şiddetinin büyüklüğünü hiç bilmiyorduk. Halen evdeydik. 3. kattaydık biz. Ama işte diyorum ya böyle şey hissettik. Apartman alt bölümlerinden başlayan yıkılmayı. Bizim etrafımızdaki duvarların yıkılmasını. Komşuların feryatlarını. Ben mesela bir an bir de şiddetli bir yağmur vardı dışarıda. Mahalledeki duruma bakmak istedim camdan. Hiçbir şey göremedim çünkü etraf bembeyazdı. Bir an bana şey hissi geldi. Sanki buğulanmış bir cam hissi geldi. Oysa öyle değilmiş. Yıkılan binaların tozlarından her taraf bembeyazmış. Biz onu indikten sonra aldık. Çok kötü bir şeydi bu. Yani şu an o ana gidiyorum. Hiç aklımızdan gitmiyor. Rüyalarımızdan çıkmıyor. Biz tabii birçok kesime göre daha şanslıydık. Sebebi şu, ayaktaydık en azından. Sadece işte dediğim gibi apartmanımızın alt bölgeleri yıkıldı. Evin içerisinde yıkılmalar oldu ama kapımız açılmadı. Herkesin yaşadığı olayı biz de yaşadık. Evin kapısı sıkışmıştı ve biz kapıyı açamıyorduk. 5 kişiydik evde. Üst taraf bizim çatı bölmesi açılmıştı. Oradan yağmur suları geliyordu. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sonra aklımıza komşunun evine geçmek geldi. Çünkü komşunun evi aramızda bulunan duvar tamamen yıkılmıştı. Biz komşunun evine geçtiğimizde onun da salonun kapısının açılmadığını gördük. Yani ne yapacağımızı şaşırdık. Sanki orada bir hapis pozisyonunda kaldık. Ama biz bunları anlatırken inanın bana sarsıntı devam ediyordu. Yani şimdi böyle şey anlatıyorum ama halen sallantı devam ediyordu. Biri geldi, hiç tanımadığımız bir ses tonu. İçeride kimse var mı diye seslendi bize. Buradayız dedik ama kapı açılmıyor. Sıkıştık. Sen oradan dedik dışarıdan tekme vurursan belki çıkabiliriz. Sağ olsun tekme vurdu kapıya. Ben işte çocuklarla daha sonra konuştuğumda o insanın yaşlı bir adam olduğunu çocuklara söylediğimde hanım aksine genç bir adam olduğunu söyledi. Bizim en ufak 8 yaşında oğlumuz halen söylüyor. Abimin arkadaşı bizi kurtardı diyor. Yani üçümüzde de çok farklı görünmüş. Ben en son dedim ki Hızır Aleyhisselam belki dedim. Belki aldığımız dualar, belki işte yaptığımız bir hayrın neticesi. Biz çünkü
O kapı mucize bir şekilde açıldı. Sonra baktığımda apartmanın içerisinde durumun çok vahim olduğunu gördüm. Berbat. Çok zor şartlarda indik. Apartmanda bir sürü insan vardı. Yaşlıydı hepsi. Hepsi benden yardım bekliyorlardı. Ben aile bireylerine yavaş yavaş o yıkık dökük merdivenlerden inmelerini söylerken bir aklım da oradaydı. Onları kurtarmak için onlara şey yaptım, yardımcı oldum. O yıkık dökük binadan en son çıkan bendim. Yani çıktım ama hiçbir zaman çıktığıma sevinmedim. Çünkü ilk gördüğüm karşıdaki evin tamamen enkaz olduğuydu. İnsanların sağa sola koşturmaları. Sonra başımı sola çevirdiğimde babamdan yaşadığı apartmanın komple çöktüğünü gördüm. O benim için çok acı bir durumdu. Yani direkt koştum. Zaten seslendim onlara. Bana göre ses geldi önce. Yani sanki babam bizi kurtarın dedi gibi geldi ama sonra onları biz 6. günü şeyden madencilerin sağ olsun yardımlarıyla çıkardığımızda konuşacak durumda olmadıklarını zaten şeyden anlattılar bana. Yani sağ olsun Allah bin kere razı olsun onlardan. Demek ki bana öyle gelmiş ama ben içgüdüsel olarak sanki o sesi duyuyordum. İmkansız bir şekilde onları kurtaramazdık. Yani hiçbir şey yoktu, ekipman yoktu. Gelen giden de yoktu tabii. Yani o ilk günlerde zaten bunu herkes ifade ediyor. Ulaşım sorunu da vardı. Biz tam Antakya'nın merkezindeydik. Bizi sadece başka yerlere bağlayan köprüydü. Paladyum Alışveriş Merkezi'nin yanındaki köprü. Onun haricinde hiçbir yerden bir yere çıkamıyorduk. Orada kaldık. Yani enkaz altında sesler de vardı. Ama dediğim gibi yani ben halen aklıma geldikçe çok şey oluyorum. Yani ailemin azizlerim Allah'a emanet. Yaşadım, yaşadım. O günü yaşadım, vallahi emin ediyorum. Biz o gece sanki ömrümüzün en uzun gecesiydi. Çünkü beş parmak yağmur vardı. Sığınacak hiçbir yer yoktu. Çünkü insanlar korkudan hiçbir yere yaklaşmıyor. Açıkta bir yerde duruyorlardı. Bizim orada pazar yeri vardı mesela. Mahallede kendini kurtarabilen, dışarı çıkarabilen veya enkazdan çıkarabildiğimiz insanlar hep orada ortada durdular. Çoluk çocuk hepimiz yağmurun altında kaldık. Şimdi herhangi bir ekipman olmadığı için de sadece el gücüyle kurtarabildiklerimizi kurtarabiliyorduk. Ama yani sabah olmuyordu. Ben mesela her gün ne kadar güzel diyordum, sabah oluyor hemen işte kuş sesleri geliyor güneş doğduğu anda. Bugün bir türlü sabah olmadı bizim için. Yani 5-6 Şubat ilk saatlerinden bahsediyorum. İnanır mısınız? Bir türlü sabah olmadı ama feryatlar dinmiyordu. Bir şekilde bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Yağmur kesmiyordu. Oradan oraya koşturuyorduk. Sabah olduğunda ilk benden yanımızdaki insanlar taleplere başladılar. Mesela bir teyzemiz dedi, ilacım dedi, evde kaldı. O ilacı almam lazım. Oğlumun ilacı var dedi. İşte ben de dedim ki yani bunu yapalım bari. Geçelim. Apartmana girdiğimizde şunu söyledim ilk cümle. Biz buradan nasıl çıktık? O kadar şey ki yani bizim çıktığımız anda mesela küçük bir kapıdan hepimiz sıkışan bir kapıdan geçip çıkmıştık oradan. Ama şimdi yıkılan bir daireden daha böyle yani geniş bir alana girdiğimizde ben ilk cümlem şu olmuştu. Yani biz bu apartmandan nasıl çıktık? Sonra çıktık tabii ilaçları aldık. Ben kendime lazım olan bazı şeyleri, ekipmanları aldım. Bahsettiğim saat 8.30 suları. Yani çok değil aslında ama
biz geceyi çok uzun yaşadığımız için çok uzun bir süre sonra gibi geldi bana. O arada işte ben demiştim ya, salonda haber yazıyordum. Salona geçtim arabanın anahtarını almak için. İşte ilaç, çocuklara bir iki kıyafet alabilirsem dedim. Çok zor, alamadım onları. Bilgisayarın olmadığını gördüm. Dedim ki herhalde o sarsıntıda bir yerlere falan kaydı veya üzerine bir şey düştü. İlk etapta hiç benim aklıma hırsızlık gelmedi. Yani insanlar ne kadar göz dönmüş olabilir ki? Yani öyle bir sarsıntı ve sarsıntı arkasında böyle bir binaya girmek çok büyük bir cesaret ister. Ama dediğim gibi herhalde onun ekran ışığının olması aşağıdan insanlara davetiye çıkardı gibi geldi. Şarj aletinin olmadığını gördüğümde bilgisayarın aldığını gördüm. Yani hissettim. Artık dedim çalındı. Tabii ama bir şey düşünemiyorsun. Yani hiçbir şey yok gözümüzde. Mal, mülk. Ama benim işim parçası bilgisayar. Olmazsa olmazım. Dedim telefonla da işimi halledebilirim. Hiçbir ekipmanımız olmadan çıktık. Bir yandan enkazlarla uğraşıyorduk. Bir yandan da işimizin gereği haber geçmeye çalışıyorduk. Bağlı bulunduğumuz konulara. Ama dediğim gibi o ilk gün bizim ömrümüzde unutamayacağımız, belleklerimizden asla silmeyecek çok kötü bir gün oldu bizim için. Allah bir daha kimseye böyle bir günü yaşatmasın diyorum. Şimdi şey izliyordum ben mesela, televizyonlarda haberleri izliyorduk. İşte habere koşan muhabir haberini yaptı trafik kazasındaki çocuğunu görünce fenalaşıyordu. Ama bir yandan da haberci kimliğiyle oraya gittiği için haber yapmaya çalışıyordu. Ben bunları gördüğümde diyordum ki bizim başımıza böyle bir şey gelse acaba ne yapabiliriz? Sonuçta biz yerel muhabirleriz, yani yerel gazetecileriz. Böyle bir şey geldi. İnanın bana yaşadığımız şokun etkisiyle, düşünsenize yani annen yok, baban yok, kız kardeşin yok, amcan yok. Buna benim en yakınlarım olduğu için söylüyorum. Mahallem yok, komşum yok, sevdiklerim yok, iletişim yok. Yani ilk anda iletişim yok. Çok kötü bir şey bu. Nasıl yapabiliriz? Ne kadar başarılı olabiliriz? Yani ben buradan bir haber geçsem veya işte bu görüntüyü alsam, servis etsem nasıl ulaştıracağım? Böyle bir durum yaşadık. Tabii benim yaşadığımı herkes yaşadı. Sadece ben değil. Yani benim mahallem değil. Antakya'da bulunan bütün herkes yaşadı. Yerel gazetecilerin çoğu yaşadı. Çünkü çoğunun ekipmanı yoktu. Evde kalmıştı. Enkaz altında kalmıştı. Biz bunları daha sonra konuştuğumuzda şey yapıyoruz. Birçok arkadaşımız, çok kıymetli kardeşimiz ailesiyle birlikte rahmetli oldu o anda. Yani onlar hiç çıkamadılar. Biz yine kurban oldum. Allah bize bir nefes alma şansı verdi sanırım. Ama baktığında insanlar maalesef çıkamadılar. Yani ilk anda onlar şehit oldular diyoruz biz onlara. Ne diyeyim baba, yani haber yapma ilk anda aklımıza şey gelmedi. Yani böyle bir haber yapma görevi gelmedi. O anda biz de şimdi sonuçta ağır yara alan depremzedelerdik sonuçta. Ben ilk anda ailemi kurtarmayı düşündüm ama kurtaramadım. Zamanla biraz daha böyle birkaç gün, çünkü ben ailemi 6. günde çıkardım. Tabii o anda şey yapmaya başladık, yani haber geçmeye de başladık. Haberler almaya da başladık. Yani başka arkadaşlarımızla da paslaşmaya başladık. Ama bir yandan da enkaz altındaki ailemizi çıkarmak için çaba harcıyorduk ama muhakkak bir şeylerin olması lazım. Yani profesyonel ekibin olması lazım onları çıkarabilmek için. Çünkü dediğim gibi 3 kat üzerlerindeydi. Sadece böyle bir küçük bir enkaz yığını gibi görünse de ama orada 3 kat var.
Nitekim 6. gün öyle olmuştu. 6. gün profesyonel bir iş makinesi geldi. İş makinesi o şeyleri, betonları kaldırdıktan sonra madenciler girdi. Onlar çok bu işte profesyonel oldukları için kendi yollarını kendileri yaparak enkaz içine girip aile bireylerimizi çıkardılar ama şunu yaşadım o zaman. Bir insan yani nasıl ifade edeceğini de bilmiyorum. Hani böyle ölülerini bulduğuna sevinir mi? Biz ölülerimizi bulduğumuza sevindik. En azından çıkardık onları. Yani onlar enkaz altında kaldığı sürece biz çok rahatsızdık. Gözümüz uyku girmiyordu. Yemek yemiyorduk. Çok şeyimiz, ruh halimiz çok sıkıntılıydı. Onların yani cansız bedenlerini çıkardığımızda biz onlara kavuştuk gibi, onları bulduk diye çok sevindik. Çünkü onların bir mezarı olacaktı. Biz onları götürüp defnettiğimizde çok küçük bir toplulukla defnettik. Ama kimseye şey yapamadık. Yani işte bizim normal şartlarda cenazelerimiz ne olursa olsun bir topluluk olurdu. Biz ya 10 kişi falandık ancak düşün 3 tane cesedi 10 kişiyle defnettik. Etrafıma baktığımda her taraf cesetti zaten mezarlıkta. Herkes aynı duyguları paylaşıyordu. Cesetlerimizi bulduğumuza şükrediyoruz. Sonuç olarak cesetlerini bulamayan insanlar var bu memlekette. Halen de bulamadılar. Yani Allah onlara sabır versin. Kimileri işte sağlam çıkmış, hastaneye götürmüşler. Ondan sonra haber alamadık diyorlar. Kimileri, belki kendilerini böyle test ediyor bilmiyorum ama çoğu binada yangınlar çıktı. Birçok insan yanarak kül oldu diyeyim. Yani diyorum ya işte biz cesetlerimizi bulduğumuza sevindik o an. Ondan sonra esas olay başlıyor. Çünkü gerçekten aile büyüklerinin hayatında bir anda yok olması çok çok acı bir durum. Üzerinden çok uzun süre geçti ama halen ben her gece rüyamda annemi görüyorum, babamı görüyorum, kız kardeşimi görüyorum ve bu kesintisiz her akşam. Her akşam onlarla görüştüğüm için mutlu oluyorum. Ama çok mutlular. Yani böyle bir aksi bir durum hiç görmüyorum. Hep mutlu. Bazı şeyler geliyor mesela bana. İnsanlar da geliyor. İşte anneni, babanı, kız kardeşini gördüm. Çok mutlular. Beyazlar içindelerdi. İşte onlar cennete gidiyor falan. Diyorum ya böyle en ufak olumsuz bir şey görmüyorum ben. Hep mutlular. Hep mutlular. Bu bizi biraz şey yapıyor. Yani inşallah cennete diler diyoruz. Rabbim taksiyatlarını affetsin diyoruz. İşte bizim şu an mutluluğumuz o. Memlekete her gittiğimde, yani memlekete gittiğimde derken ben şu an Antakya'dan uzaktayım. Her gittiğimde ilk uğrak yerim mezarlık. Mezarlığa geçiyorum. İşte aile bireylerimi ziyaret ederken kendime bir güzergah çizdim. İşte basınç emekçisi dostlarım var. Orada aileleriyle birlikte yatıyorlar. Onları ziyaret ediyorum. Sevdiklerimiz, bildiklerimiz, tanıdıklarımız, memleket için güzel işler yapan STK başkanlarımız var mesela. Ben hep onları ziyaret ediyorum, dua ediyorum. İnanın bana bu şeyde mezarlıktaki seyahat esnasında yeni yeni mezar taşlarında rahmetli olan sevdiklerimi görüyorum. O bilmiyorum, üzüntümüze biraz daha üzüntü katıyor. Onlara da dua ediyorum. Yani çok bilmediğimiz insan var. Hayatını kaybetmiş. Ama bize göre şu anda onlar yaşıyor gibi düşünüyoruz ama bir anda öyle mezar taşlarını görünce o çok tarifi imkansız bir duygu. Onlarda bir süre duruyorum. Yani ne bileyim, yaşadığımız olaylar çok acı. Allah, tekrar söylüyorum, Rabbim düşmanıma böyle acılar yaşatmasın. Biz yaşadık. Ama işte inşallah bu yaşanan olaylardan ders çıkarılır. Çaylarda tavşan kanı olmuş. Allah razı olsun.
Sağ ol genç adam. Şimdi deprem daha sıcaklığını hissettirirken, acılarımız çok tazeyken yaşam alanı bulmamız gerek kendimize. Yaşam alanı. Ondan sonra mesleğimizi icra etmek adına ekipmanlar bulmamız gerekliydi. Bu sürece geçtik. Ama hani derler ya, acılarını yüreğine gömüp normalde hayata devam etmek zorunda kaldık. Biz öyle yapamadık. Acılarımız hep tazeydi. Çok uzun zaman geçti üzerinden mesela. Şu an 16 ay bitirdik ama halen acılarımız taze bizim. Ama bir şekilde yaşam alanlarımızın olması gerekliydi. Ekipmanlarımızın olması gerekliydi. Hayata devam etmemiz için işte bunlar bize gerekliydi. Sağ olsun ilk yardımımıza koşan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti oldu bizim. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetimi deprem bölgesindeki basın mensuplarına ekipman desteği sağladılar. Sağ olsunlar laptop getirdiler. Haberlerimizi daha rahat yazabilmemiz için fotoğraf makinesi getirdiler. Cep telefonları getirdiler. Daha sonra Türkiye Foto Muhabirler Derneği Başkanı sevgili Rıza Özel Başkanım hep aradı bizi, hep yanımızda oldu. Eksiklerimizi sordu. İşte biz sağ olsun onlardan da çok destek gördük. Antakya Medeniyetler Konusu Başkanı ağabeyim benim. Çok benim için yeri çok özel. Yılmaz Özsurat'ın büyük desteğini gördüm. O ben niye şimdi yüzümde hafif bir tebessüm oldu. Çünkü bize konteyner konusunda çok yardımcı oldu. Sağ olsun o konteynerde biz 15 ay 6 kişi yaşadık. Ama hiçbir zaman için bir rahatsızlık olmadı. Mutluyduk çünkü başımızı sokacak en azından bir evimiz olmuş gibi hissediyorduk. 15 ay uzun bir süre işte kışı geçirdik, sıcağı geçirdik, mevsimleri orada yaşadık. Ama bizim en büyük avantajımız şuydu, mesela biz köyümüzdeydik. Dışarıdaki insanları da takip ediyorduk. Yani konteyner kentlerde kalanları, çadırlarda kalanları, işte derme çatma yapılarda kalanları takip ediyorduk. Gerçekten hepimizin işi zordu. Bu anlamda biz bir tık daha şanslıydık çünkü köyümüzdeydik. Köyümüz depremde çok fazla hasar alan yerlerden değildi. Burada daha doğrusu sadece köyümüzde değil, ilçede de normal yaşam devam ediyordu. Elimizden geldiğince işte biz de ihtiyacı olan insanlara da koşturmaya çabalıyorduk bu süreçte. Ben en çok etkilendiğim noktalardan birinden daha bahsetmek istiyorum. Mesela ben Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Devamlı haberlere gittiğim bir kardeşim vardı. İzzet Nazlı. İzzet Nazlı depremin ilk anında ailesiyle birlikte hayatını kaybetti. Şimdi biz onunla devamlı haberlere gittiğimiz için her haber mevzusunda elim telefona gidiyor. İşte İzzet'i arama hissi oluyor bende. Sonradan aklıma geliyor. Yani bu halen de var bizde. Yani mesela bir yere giderken işte buralardan haber için İzzet'le çok geçmiştik. Her daim hayatımızın bir bölümünde var. Mesela bazı arkadaşlarım hiç haber alamadım. Yaşıyorlar mı? Depremde kaybettik mi? Onları bilmiyordum. WhatsApp'a girdiğimde zaten WhatsApp'ta son görülme saatlerine baktığımda o an çok kötü oluyordum. Çünkü 5 Şubat 23.59 mesela 6 Şubat 01.20 son görülme saatleriydi. Daha onlardan herhangi bir haber almadan şunu diyebiliyordum. Eyvah. Büyük ihtimalle onları da kaybettik. Çünkü o WhatsApp'taki son görülme saatleri şeydi, böyle çok tehlikeli saatlerdi. Ve nitekim de zamanla haberlerini aldığımızda bir kez daha üzüldük.
Tekrardan hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Çok acı hikayeler var. Çok. Bildiğiniz gibi değil. Yani hangi kapıyı çalsanız o kapıda çok acı hikayeler var. O anlamda Rabbim bize sabırlar versin. Bizim konteyner yaşamımız 15 ay sürdü. 15 ay sonra sağ olsun benim aile büyüğüm, şu an en büyüğüm amcam Bünyamin Köloğlu dedi ki böyle bir şey yapalım dedi. Yani size bir burada bir küçük ev yapalım dedi. Bu şey böyle olmaz dedi. Yani çünkü konteyner yağmur yağdığında artık yağmur geçiriyor. İşte şey ilk günlerdeki gibi değildi. Yani özellikleri yavaş yavaş zamanla yitiriyordu herhalde. Ve bir şimdi yaşam alanında yağmurun geçmesi, suyun geçmesi gerçekten insanları psikolojik olarak da rahatsız ediyordu. İşte amcam da bunları şey yaptığında, gördüğünde böyle bir teklifle geldi. Dedi ki hep beraber küçük bir ev yapalım. Evinize geçin. İnşaat sürecimiz başladı. İnşaat sürecinde sağ olsun çok yardımcı oldular bize. O an şunu söyledim ben aile bireylerime. Çok güzel dostlar biriktirmişiz. Allah hepsinden bin kere razı olsun. Dayanışma yaşatır sloganıyla inanın çok güzel destekler oldu. Geldiler, yanımızda uğradılar. Ve nihayetinde o inşaat telaşı bir süre sürdü. Sonunda çok şükür küçük de olsa bir evimiz oldu. Ama bana desen ki işte eviniz olduğu için mutlu musun? İnan halen mesela çok kısa süredir evin içindeyiz ama halen o mutluluğu yaşayamadık. Yani çünkü birçok insan çok zor şartlarda yaşıyor halen, biliyoruz, görüyoruz, akrabalarımızı görüyoruz. Mesela şiddetli bir yağmur yağdığında o insanların yaşadığı çileyi görüyoruz. O anlamda halen yüreğimiz bir tarafı buruk, ailemiz çok eksik. Hep diyorum ya, bir yanımız yıkık, bir yanımız çökük. Böyle gideceğiz herhalde. Yani bundan sonrası şöyle baktığımda Allah razı olsun. Şimdi koordinasyon merkezleri kuruldu mesela depremden sonra. Koordinasyon merkezlerinde çok ciddi destekler oldu depremzedelere. Biz de sağ olsun hep şey yaptılar, desteklediler. Oraya birçok yardımlar geldi. İşte düzenli koordineli çalışmalarla en ucuz köşelerdeki çadırlarda yaşayan insanlara bile bu yardımlar ulaştı. Haliyle biz konteynerde yaşıyorken bize de ulaşmıştı. Bu anlamda ben emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. Şimdi normal bir hayat gibi görünüyor ama işte dediğim gibi hep bir tarafımız yıkık. Mesleğimizi yapmaya çalışıyoruz, ayakta durmaya çalışıyoruz. Geride kalan insanlarla eski günlerdeki gibi iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli. Niye diyeceksin? Çünkü her birimiz bir taraftayız şu an. İnanın depremden sonra görmediğim dostlarım var benim. Sesini duydum ama görmediğim dostlarım var. Biri Kocaeli'de, biri Bursa'da, biri işte Çanakkale'de, biri Ankara'da, biri Antalya'da. İnşallah bir an evvel şu memleket ayağa kalkar da bir an evvel toparlanırız. Eski günler eskisi kadar olmasa da eskiye yakın bir formatta kalanlarla yaşamımızı sürdürürüz diyoruz.
Allah sağlıklı ömürler versin herkese. Tekrar altını çizmek istiyorum. Rabbim düşmanımı bu tür felaketlerden korusun. Artık düşün, düşmanımızı korusun diyoruz. Kimseye böyle acılar yaşatmasın Allah'ım.